8'ler MEB'in yayınlamış olduğu legese çalışma kitabının 3. ünitesine gelmiştik. 26. sorusundan devam ediyoruz. Kapalı durumda iken şekil bir dek gibi kare biçimde olan bir e, sahne klaketi şekil bir dek gibi açılarak sabitlenmiştir. Verilen bilgilere göre sahne klaketin açılan parçasının bir yüzünün santimetre cinsinden alanlarını gösteren cebise seferde ilgilerden hangisini özdeştir diyor. Şimdi gençler zaten bu klaketin şu uzun kenarın A olduğunu biliyoruz biz. Şuranın A olduğunu biliyoruz. Biz sadece şu kısa kenarı bilmiyoruz. O kısa kısa kenarı da şuradan biliriz. Normalde bu bu şekilde açıldığında yani AA2A olması gerekirken bakın burası A oluyor. Şu kenarın birisi burada kısalıyor. Yani şu şu kadarcık kısım kısalıyor, kısalıyor. O zaman 2A B'den daha uzundur diyebiliriz. Heh. O zaman biz şu kenara ne deriz? Yani a a 2a'dan b'yi çıkarttığımızda o kısa kenar kalır. Şöyle diyelim, burası 2a'dan b'yi çıkartmış haldir deriz. Şimdi bize bunun alanını soruyoruz aşağıya. Biz buranın alanını dikdörtgen alandan buluruz. Yani e, uzun kenarımız burada a, a çarpı kısa kenarımıza da 2a eksi b dedik. İçeriye dağıtıverelim bunu. 2a kare eksi ab olur. Yani cevap denizdir. Kenar uzunluğu A olan bir karenin köşegen uzunluğu A kök 2'dir diyor. Yani şurası A, şurası A ise bizim şuranın tamamının uzunluğu A kök 2'dir diyor. Gökçe şekil bir de gösterilen tangram parçalarıyla şekil 2'deki yüksekliği x kök 2 olan figürü yapmıştır. Şimdi x kök 2 nerelerden oluşuyor? Bir şu üçgenlerin dik kenarı. Hemen onu şuradan bulalım aha da buradan bahsediyor. Daha sonra bu küçük dik üçgenlerin dik kenarlarından birisi daha şuradan bahsediyor. Bu arada bu dik üçgenlerin bir kenarı karenin de bir kenarına eşit değil mi? Yani sonuçta şöyle dik üçgenlerin kenarlarıyla eşit durumda. O zaman şurası da o üçgenin diğer şu dik üçgenin bir kenarı oluyor. Yani biz nereye karaladık arkadaşlar? Gördüğünüz gibi karenin hipotenüsü orası x kök 2 ise demek ki benim kenarlarım neymiş? İşte şu diyeyim artık tangramın kenarları x'miş. Orası x, hatta şurası da yine nedir? x'tir. Bu tangramın 1 cm kalınlığındaki çerçevesinin çer 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 bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanını göstereceğimiz ifadelerden hangisine özleştirdi? Şimdi şu köşelerden şöyle 1'leri bir ayırsak, yani şu köşede bir kare var, o karemiz 1 ile 1, 1, 1, 1 kere 1, bunun alanı nedir? Alanı eşittir, 1 santimetre karedir. Her köşede var onda, bakın burada da 1 santimetre kare, bu köşede de yine 1 santimetre kare, yine şu köşede 1 santimetre kare var. Niye köşelere ayırdım biliyor musunuz? Çünkü o köşeler haricinde aradaki şu dörtgen şeklinde tahtalar birbirlerine eşit 4 tane. O tahtaların uzunluğu da şu tangramın bir kenarı x ise orası da x oluyor. Şurası da 1 oluyor. Bir kere x buranın alanı ne yapıyor? x. Bundan 4 tane var. Yani 4x oldu. Bir de köşelerde birer santim vardı. 1, 2, 3, 4. 4x artı 4 oldu. 30 katlı bir iş merkezinde bulunan 4 asansörün üzerinde yazılan yazılar ile hangi katlarda durduğu açıklanmıştır. Bu iş merkezin 16. katına çıkmak isteyen Ersin Bey, asansörlerin üzerindeki açıklamaları okumadan bu asansörlerden birine iş merkezin zemin katına rastgele binmiştir. Ersin Bey'in bindiği asansörün istediği kata durma olasılığı kaçtır? 16. katta duracağız. Zaten birincisi tüm katlarda duruyormuş. Zemin katta ve kat numarası asal sayı olan katlarda durur diyor. Şimdi 16 asal sayı değil. O zaman bu bizim katımızda durmaz. Kat numarası tam kare olan katlarda durur diyor. 16 4'ün karesidir, tam karedir. Durur. Zemin katta ve kat numarası 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri olan katlarda durur. Bu 16 2'nin 4. kuvvetidir. 2'nin kuvveti olduğu için o da durur. 3 tane durma ihtimali ve 4 asal sayı ihtimalimiz yani olasılığımız 3/4. Bir kapalı otoparkın aynı ebatlarda iki kepenki yaşanan teknik bir arza nedeniyle açtığı konumda kalmıştır. Buna göre otopark girişinde kepenklerin kapattığı bölgelerin metrekare cinsinden alanları arasındaki farkı gösterince bir ifade açtığı ilgilerden Alanlarını bulup çıkartacağız yani. Burası x'miş arkadaşlar. Burası x ise şu kenarı ne kalır? x eksi 2. Neden? Bakın burası 2'ymiş çünkü. İkinci kepengimizi zaten kenarına vermiş. Burası neymiş? 1'miş. Şimdi yatay uzunluklara bakalım. 2x artı 7'den şu 1'i çıkartalım. Ne de olsa bu kepekler aynı ebatlarda 2'ye böleceğiz onu sonra. 2x artı 7'den 2x artı 7'den 1 çıkartırsam 2x artı 6 kalır. Bunu iki parantezine alayım. 2 çıkarsa birinci yerde x. Bu da 2 çarpı 3 olduğu için 2 çıkarsa 3. Zaten 2x artı 6'nın yarısının x artı 3, x artı 3 olduğunu bilirsiniz. Orası da x artı 3. Şu kenarımızda yine nedir? x artı 3'tür. Tabi şurası da x artı 3. Aha burası da x artı 3. Aha burası da yine x artı 3'tür. Şimdi buranın alanından şuranın alanını çıkart diyor. Çıkartalım. x eksi 2 ile x artı 3'ü çarpacağız. x eksi 2 çarpı x artı 3 x kere x x kare x kere artı 3 artı 3 x eksi 2 kere x eksi 2 x eksi 2 kere 3 eksi 6 x kare artı x eksi 6 kaldı. Şimdi ikinci alanı bulalım. Aha buradaki alanı. Bu da 1 çarpı x artı 3'ten yine nedir? x artı 3'tür. Bundan bunu çıkartacağız. x kare artı x eksi 6'dan bu x artı 3'ü çıkartalım x kare artı x eksi 6 eksi x eksi 3 oldu. O da x kare x'ler birbirini götürdü. x kare eksi 9 oldu. Cevabımız D şıkkıdır. Kerem bilgisayarda özdeş karelerde oluşan iki şekil çizmiştir. Kerem bu şekillerden birinin alanını %12.5 oranda küçültüp %12.5, 125 bölü 1000'dir arkadaşlar. O da 1 bölü 8, 8'de 1 oranda küçültülmüştür. Diğer alanı da yine 8'de 1 oranında büyüterek alanların farkı şu olan aşağıdaki bir şekilde oluşturmuş. Yani biz 8 ile alakalıysa önce bunların alanları 8A, 8A olsun. Bunu küçültürsek 7A'ya, bunu ise büyültürsek 8'de 1 oranda 9A'ya çıkar. Çünkü 8'de 1 oranda küçült ve büyüt diyor. Şimdi bu şekilde alanların farkı nedir? 9A eksi 7A eşittir nedir? 2A'dır. İşte bu 2A neymiş? 4 x kare artı 12 x artı 9'muş. 4 x kare 2 x'in karesi. 9 da 3'ün karesi. Şimdi bununla bunun çarpımının iki katı ortayı veriyorsa bu tam kare ifadedir. Yani 2 x artı 3'ün karesidir. Bu 2 a Bize sordu. Kerem'in ilk çizdiği şekilleri oluşturan karenin bir kenarının uzunluğu. Karelerin bir kenarının uzunluğu. Şimdi biz bunun hepsine ne dedik? 8 a. 4'e bölersek her biri ne olur bunların? 2 a, 2 a, 2 a olur. E bize de zaten 2A'yı sormuyor mu? Soruyor. E bulduğumuz şey o zaman 2X artı 3'ün karesi. Bizim karemizin alanı 2X artı 3'ün karesi ise kenarları zaten 2X artı 3'e 2X artı 3 olur. Cevabımız Bursa'dır. Bir dörtgen şeklindeki 3 kat aşağıdaki gibi çizgiyle ikiye ayrılıp her iki tarafında farklı birer cebirsel ifade yazmıştır. Daha sonra bu kartlar Üzerinde özdeş cebirsel ifadeler yazan bölümler yan yana getirerek aşağıda gibi dizilmiştir. Bu şekil koyulacak sarı ve mavi ile aynı şekilde devam ettirmek isteniyor. Buna göre sarı ve mavi katların üzerine yazılabilecek cebisel ifadeler hangi seçenek doğru olarak vermiştir. Kuralımız şu arkadaşlar. Bak bununla bu yan yana geldiyse bunlar özdeş olması lazım ki özdeş zaten. Bakın burası 2 kare farkı. X kare x 4 nasıl yazılır? X eksi 2 çarpı x artı 2 diye. Bak o da burada var. Aynı şekilde şu tam kare bir ifadedir. Nedir? x eksi 3'ün karesidir. O da x eksi 3 çarpı x eksi 3. Yani o da bakın burada var. Şimdi biz o zaman bunun eşitini buraya yazacağız. x kare eksi 16 iki kare farkıdır. Nedir? x eksi 4 ile x artı 4 yazacağız. da x eksi 4 x artı 4 olacak. Bakın burası x eksi 4 x eksi 4 gitti x eksi 4, x artı 4 olacak. x eksi 4, x artı 4 olacak. Tamam Oradan bayağı ekmek yedik. Bakın şu ifade ise tam kare. x eksi 4'ün karesi. x eksi 4'ün karesi. Çünkü birincinin karesi eksi. birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 8x. Artı ikincinin karesi 16 yapıyor. Yani biz buraya ne deriz? x eksi 4 ile x eksi 4 deriz. Baş taraf x eksi 4 ile x eksi 4 olacak. Ama bakın burası x eksi 4 x artı 4 demiş. Bu da gitti. Son olarak ortadaki iki tanesinin birbirine aynı olsun olması lazım. Onu da şıklardan halledeceğiz. Şunu içeri dağıtacak olsam A şıkkında x çarpı x x kare x çarpı eksi 9 da eksi 9 x yapar. x kare x 9 x mi? Evet cevap Adana'dır o zaman. Gökçe öğretmen sınıfa kırmızı sarı ve mavi renkte 9'ar tane halka getirip bu halkaları dizileceği tahta getirmiştir. Gökçe çöğürtme aşağıdaki gibi tahtada x kare yazan çubuğa sadece kırmızı, x yazan çubuğa sadece sarı ve 1 yazan çubuğa sadece mavi halka dizerek x artı 2'nin karesi ve 2x artı 1'in karesi cebirsel modellerin ifadelerine özdeş cebirsel modeller vermiştir. Şimdi gelin şu x artı 2'nin karesine bir bakalım sizde x artı 2'nin karesi. Birincinin karesi x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 2x'in iki katı 4x artı ikinci terimin karesi 4. Bakın bir tane x kare, 4 tane x ve 4 kere 1 4. Hadi gelin şu ikinciye bakalım. 2x artı 1'in karesine bakalım. Ne olur birincinin karesi 4x kare artı birinci terimde ikinci terimin çarpımının 2 katı 4x artı ikinci terimin karesi 1. Bakın 4 tane x kare artı 4 tane x artı 1. Şıkları da bunlarla yapabilir miyiz yapamaz mıyız ona bakacağız. Çünkü bizim kaç artı tane var? 9 artı tane var. A şıkkından başlayalım. Birincinin karesi x kare artı birinci ve ikinci terimin çarpımının 2 katı 8x yapar. Art ikincinin karesi 16. Şuradan dolayı yapamayız. Çünkü bizim 16 tane mavimiz yok. A gitti. Şimdi ikinciye bakalım. Birincinin karesi 4x kare artı birinci terimle ikinci terim çarpımının 2 katı yani 3 kere 2x 6x 2 katı 12x artı ikincinin karesi 9. Burada da 12x yapamayız çünkü bizim 9 tane x'imiz var. Bu da gitti. Birincinin karesi 9x kare artı ile ikinci çarpımının iki katı 6x artı ikincinin karesi 1. İşte C yapılır. Denizli niye yapılmıyor ona da bakalım. Birincinin karesi 9x kare artı ile ikincinin çarpımının iki katı 12x artı ikincinin karesi 4. Şuradan dolayı yapamayız çünkü 12 tane x'imiz yok. Sabah bu otoparka aracını park eden Burhan akşam aracını almaya geldiğinde sadece park yerinin numarasının bir asal sayı olduğunu hatırlamaktadır. Buna göre Burhan arabasını park etmiş olabilecek kaç farklı olası yer vardır? Şimdi asal sayıda yuvarlak için alayım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, bitti. 6 tane A'da var. Yalnız 6 tane de B'de, 6 tane de C'de, 6 tane de D'de var. 4 kere 6, 24 farklı yerde olabilir arabası. 1'den 48'e kadar numaralandırılmış ebatları aynı olan tahta bloklar yanındaki gibi her sırada 3'er e tane olacak şekilde üst üste dizilerek bir yapı oluşturmuştur. Daha sonra bu yapının her sırasından aşağıdaki kurala göre bir blok çekilmiştir. Bloğun üzerinde yazan sayı tam kare ise o blok çekilir. O sırada üzerinde yazan sayı tam kare olan bir blok yoksa rastgele bir blok çekilir. Bunu göre bu yapılan çekilen bloklar arasından rastgele seçilecek bir bloğun üzerinde yazan sayının tam kare olma olasılığı nedir? Şimdi en üstte bir bakalım. En üstte 1 var. İkinci sırada 4 var. Üçüncü sırada 9 var. 4 de yok, 5 de yok ama bakın burada bir 16 var. 25 var. Bir de 36 var. Bu arada biz kaç tane blok çekeceğiz? Kaç katlıysa o kadar. Çünkü her kattan bir tane. Bu 16 katlı. 16 tane çekeceğiz. Tüm durumların e, olası durumların sayısı. Peki bizim istediğimiz kaç tane yuvarlak için aldıklarımız? 6 tane. İstediğimiz olay 6 tane, tüm olay 16 tane. sadeleştirsek 2'ye böl 3, 2'ye böl 8. Cevabımız 3/8 olur. Kare biçimindeki bir kağıt çeklikteki gibi üstten aşağı, daha sonra da şekil 3'teki gibi soldan sağa köşeler üste gelecek şekilde katlanıyor. Katlanmış kağıda şekil 4'teki kesikli çizgilerle gösteren kare biçimdeki parça kesilip atılıyor, kağıt açılıyor. Geriye kalan kağıdın bir yüzün santimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade açtakilerden hangisini özdeştir? Şimdi biz burayı kestik. Bura dediğimiz şey aha da şurası. Tabi bunun bir de ne var? Arka tarafındaki karşılığı var. Biz bunu geri açacak olsak şu şekilde. Yani şöyle düşünün. Böyle katlamıştık. Açtığımızda burada da ve arka taraftan gelen şurada da bir kesik olduğunu görürüz. Y, 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 Y olan. Bir de biz bunu tekrardan şu şekilde geri açacak olsak ne olur bu Y, ye, Y'miz burada durur. Bir de karşısında yeni bir Y, ye, Y oluşur değil mi? Çünkü bunun arka tarafı da kesilmiştir. Bakın bu bölgenin bir de arka tarafı var. İşte orada da yine y y y y'lik bu şekilde bir bölge kesilip atılmış olur. Normalde tüm alanımız neydi? x çarpı x'ti. Çıkan alan 2y çarpı 2y. Yani x kare eksi 4y kare. Eşittir. 2 kare farkına benziyor. Tabanları bir toplayıp bir çıkartıyorduk. Yani bir x eksi 2y diyorduk. Bir de x artı 2y diyorduk. O da D şıkkında var. Tablo 1'deki cebirsel ifadelerin her biri tablo 2'deki cebirsel ifadenin her biriyle ayrı ayrı çarpılıp bulunan her sonuç birer kağıda yazılıp boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir kağıtta yazan cebirsel ifadenin bir tam kare ifadeye özdeş olma olasılığı kaçtır Şimdi tüm olasılık durumuna bakalım. Bu x eksi 2 bir burayla bir burayla bir burayla 3. x artı x eksi 3 de bir orayla, bir orayla bir orayla bir orayla 3. Sizin anlayacağınız 3 çarpı 3 eşittir 9 farklı durum vardır. 9 farklı durum. Alt taraf 9 olacak. Şimdi diyor ki bize tam kare ifade özdeş olma olasılığı. İstediğimiz olay tam kare olmaz. Tam kare olmaz için iki tane aynı şeyi bizim çarpmamız lazım. Bunların içinde tam kare yapabileceğim tek şey x artı 4 ile x artı 4'ün çarpımı x artı 4'ün karesi olur. Başka aynı ifade yok ki tam kare yapsın. Yani bir tane cevabımız da ne olur? 1 bölü 9 olur. Bir kurstaki piyano ve keman ders alan öğrenciler arasından birer kişi seçilecek. Piyano ve keman dinlesi yapılacaktır. İki derste alan öğrencinin bulunmadığı bu kursta piyano ders alanların listesindeki öğrencilerin 1'den 15'e kadar keman ders alanların listesindeki öğrenciler bir de 20'ye kadar numaralandırılmıştır. Seçilecek olan kişilerin sıra numaralarının birbirinden farklı tam kare sayılar olmaları istenmektedir. Buna göre seçim kaç farklı olası durumu vardır diyor. Şimdi 1'den 15'e kadar tam kare sayılar 1, 4 ve 9'dur. Bir de 20'ye kadar da 1, 4, 9 ve de 16'dır. Biri birin karesi, biri ikinin karesi, biri üçün karesi, biri de dördün karesi. Şimdi aynı olmayacaksa birlen ne olabilir? Birlen dört, birlen 9, birlen 16 Ya da dörtlen bir, dörtlen dokuz, dörtlen on Ya da dokuzdan bir, dokuzdan dört, dokuzdan 16 olabilir. İşte kaç farklı durum var? Dokuz farklı durum Karşılıklı iki yüzeyi kare ve diğer yüzeyleri eş türkün olan prizmaya kare prizma denir. Aha, şekil bu. Açılımı da bu. Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma paneli üzerinde 9 tane eş kare prizma şeklinde led lamba monte edilmiştir. Şekli büyütelim. Tavan aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzeylerin kenar uzunluğu x santimetre. Led lambaların kare şeklindeki yüzeylerin kenar uzunluğu ise y santimetredir. Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeylerinde led lambaların dışında kalan bölgenin santimetre kare cinsinden alanı açtığa gidince bir seviyeden hangisi özdeştir diyor. Şimdi bizim burası neydi? Bu kenar x, bu kenar x ve kare. Yani tamam normalde x kare. Biz ne yapacağız? Led lambalar çıkaracağız. Led lambanın bir yüzeyine y, y, y. Yani bir yüzeyi bunun y kare. Kaç tane y kare var? 9 tane burada. Gördüğünüz gibi y kare var. 9 y kare. Aha bak bu iki kare farkı oldu tabanları ne yapıyorduk? Bir topluyorduk bir çıkartıyorduk. Taban dediğimiz x kare neyin karesi? x'in 9y kare neyin karesi? 3y'nin karesi. x 3y x artı 3y yazıyorduk. Cevap Bursa'dır. Aşağıda EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaralı dijital platformlara göre dağılımı verilmiştir. Aşağıda EBA TV'ye 5 gün boyunca 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiştir. Bu saatte diğer sınıflara ait ders yayını yapılmamıştır. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Biz buradan neyi anlayacağız? Bizim Zeynep'imiz hangi sınıfa gidiyor onu anlayacağız. Bakalım. Birinci sınıfa gidiyor olsa 3 tane matematik var. İkinci sınıf, beşinci sınıfa gidiyor olsa matematik 2 tane. O zaman 5'e gidemez. Çünkü matematiğe çok giriyordu. 9'a gittiğini farz edelim. Burada da 2 tane var. O zaman bu da olmaz. Zeynep bir kere bir sınıf ders dinleyecek. Yani ilkokul derslerine girecek. Ve 5 gün boyunca Zeynep platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca o platformdaki kanaldan takip etmiştir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanal numarasının çift sayı olma olasılığı. Şimdi bizim Zeynep'imiz EBA TV'nin ilkokulunu tercih edecek ve de çift sayı olmasını istiyorsun. Bir kere kaç tane platformu var? 5 tane. Bunların içinde kaç tane çift? 1, 2, başka da yok. O zaman 2 bölü 5 olasılıkla seçer. Sosyal kulüpleri öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen, öğrencilerine katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup istediklerine göre isimlerini daha önceden hazırladığı bir karta yazmıştır. Bu kartın öğretmen öğrencilerin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda vermiştir. Bu kartta boş bırakılan yerler sınıftaki diğer öğrencilerin isimlerinin tek tek yazıldığı boş yer kalmayacaktır. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar verir. Bunun için her sosyal kulübün ismini Kartta o sosyal kulüp için ayrılan sütunda boş bırakılan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp tüm kağıt, kağıtları boş bir kutuya atar. Öğretmen kartta ismi yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutudan rastgele birer kağıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler. Kutudan ilk kağıdı çeken Okan'ın tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir? Tiyatro kulübünün 1, 2, 3, 4. 4 tane kartı var. İstenen olay 4. Peki. İçeride kaç tane kart var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4 bölü 16. 16 taneden 4 tane olma ihtimali var. Sadeleştirirsen 4'e bölersen 1 bölü 4 olur. Cevap denizlidir. AX kare artı BX artı C cebirsel ifadesinin katsayıları toplama A artı B artı C'dir. Sabit terimde zaten burada X'i, Y'si, Z'si olmayan Terim, sabit terim ona diyorduk. Aşağıdaki butona basıldığında gösterilen oklar e, yönünde dönen iki çarktan oluşan bir düzenek verilmiş. Bu düzenekte 5 eşit parçadan oluşan çarp bir tam turunu 10 saniyede. Bu 10 saniyede bir tam tur atıyor. 6 eşit bölmede oluşan çark ise bir tam turunu 12 saniyede. Bu da 12 saniyede bir tam tur atıyor. Aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadırlar. Çatlar durduğunda üçgen biçimdeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımlarının sonucu ekranda görülmektedir. Çatlar yukarıdaki konumdayken butona basılıyor ve 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekranda yeni bir cebirsel ifade görünüyor. Hadi ne gözükecek ona bir bakalım. Şimdi 14 saniye sonra bu bir tam tur atar ve A artı 4 saniye geçer. Şimdi her biri 2 saniyede çünkü bu 10 saniye 5 parçadan oluşuyor. Her biri 2 saniye. O zaman ok yönünde 2 tane kutucuk daha gidecek. Şu birinci kutucuk olur. Şu ikinci kutucuk. İşte bizim kutucuğumuz bu olur. İkincisi ise 14 saniyede bir tam tur atar. Ve yine bunun 12 saniyeyi 6'ya bölersen 2 saniye kalır. 2 saniye daha gider. 2 saniyede 1 kutucuktur. Yalnız bu ne tarafa doğru dönüyor? Bu bu tarafa doğru döndüğü için hemen neyi alırız? Bu buraya gelir deriz. Evet yuvarlak içine aldıklarımız çarpılıp ekrana yazılacakmış. x eksi 4 ile hemen yazalım. x eksi 4 ile biz x eksi 3'ü çarpacağız. x çarpı x x kare x çarpı x 3 x 3 x eksi 4 çarpı x eksi 4 x eksi 4 eksi 3 çarpı artı 12. Birazcık toparlayalım. x kare eksi orta taraf 7 x yapar 7 x artı 12. Şimdi burada x kare kaç tane? Bir tane unutmayın. Diyor ki CBC ifadeli katsayılar toplamı ile. Biz bunun katsayılarını toplayalım. 1-7 eksi artı 12. İşte katsayılar toplamı ile ne yapacakmışız? Sabit terimini çarpacakmışız. Sabit terim burada 12. Parantezin içi 12 bir daha 13 7 çıkart. 6. 6 çarpı 12 de ne yapar? 72 yapar. Duru 23 Nisan temalı aşağıdaki resimleri yapmıştır. Duru kenar uzunlukları verilendi. Dörtgen biçimdeki kağıtları yaptığı bu resimleri dörtgen biçimde bir karton üzerine aşağıdaki gibi yapmıştır. Son olarak karton üzerine evde 23 Nisan yazmıştır. Buna göre bu kartonun resimlerini yapıştırdığı, yapıştırdığı yüzeyinde resimlerin dışında kalan alanın santimetre karecisinden değerini soruyor. Öncelikle dörtgenin bir alanını bulalım. Şimdi şöyle bir düşünelim. Buraya kadar neymiş x? Sonra bu ara neymiş? Şöyle yapalım hatta x. Bu ara y eksi x'miş. Sonra şuraya kadar olan kısım neymiş? x. Sonra bu bölüm neymiş? Bakın şurada x artı y. Nereye kadar? Buradan buraya kadar x artı y. Buraya kadar olan kısım gördüğünüz gibi x. Sonra şöyle bakalım. Burası neymiş? Yine x'miş. x. Sonra burada kalan yer yine x'miş uzun kenarda şu x şu x'i götürsün. Kalanını toplayalım. Kaç tane x var artık? 1, 2, 3, 4, 5. Yani uzun kenarımız 5x artı bir de ne var? 2y. Kısa kenarımıza bakalım şimdi. Burada var bir x. Bir de burada var. x var, x var. Bir de şu uzun kenarımız neymiş? y. Yani kısa kenarımızda 2x artı y'ymiş. Şimdi bu tüm alanı bir bulalım sizden. Ne diyeceğiz? 5x artı 2y ile 2x artı y'yi bir çarpacağız. 5 kere 2x 10x kare. 5x ile y'yi çarp 5xy. 2y ile 2x'i çarp 4xy artı 2y kare. O da buradan geldi. Biraz daha toparlayalım. 10x kare artı 9xy. Şunları topladım. Artı 2y kareden bu tüm alan ne yapacağız? Buradaki 4 tane resmi çıkartacağız. 4 resim dediğimiz birincisi y çarpı y eksi x. Onu da içeri dağıtırsam ne olur? y kare eksi x y olur. Şimdi şu bölgemizin alanı y ile 2x'in çarpımı 2x -Y. Şöyle yuvarlak için alayım da karışmasın. Burası bir, burası ikinci resim. Üçüncü resimiz sadece x ile y'nin çarpımı x -Y. Burası ise x ile x artı y'nin çarpımı. İçeri dağıtırsam x kare artı x y yapar. İşte bu dört resmin toplamını şu alandan çıkartacağız. Şimdi ben bunları toplarsam ne olur? Ne vardı? y kare eksi x y artı 2 x y artı x y bir de artı x kare artı x y vardı. Bunları toparladığımızda bir x kare var. Şu x y x y'yi götürsün. Artı 3 x y var bir de y kare var. İşte tamamından yani 10 x kare artı 9 x y artı 2 y kareden biz burayı çıkartacağız. Eksi x kare eksi 3 x y eksi y kareye çıkartacağız. 10 x kareden 1 x kare çıkarsa 9 x kare. 9 x y'den 3 x y çıkarsa artı 6 x y artı 2 y kareden de y kare çıkarsa artı y kare kalır. Bu sanki bir tam kareye benziyor. Bakın burası 3x'in karesi. Burası y'nin karesi. Bunların çarpımının iki katı ortaya veriyor mu? Veriyor. O zaman bu nedir? 3x artı y'nin karesidir. 3x artı y'nin karesi d şıkkında var. İnsanların düşünme biçimleri üzerinde araştırmalarıyla düşünmeyi öğretme konusunda öncülük yapan de Bono, insanların yaygın altı düşünce biçimini kullandığını belirtmektedir. Sınıf mevcutlar birbirine eşit olan A, B, C, D, E, F sınıflarındaki her öğrenciden bu arada şöyle sınıf mevcutlar birbirine eşitin yuvarlak içine alalım. Kendi düşünme biçimini temsil eden en uygun şapkayı seçmeleri istemiş ve her öğrenci kendine uygun olduğunu düşündüğü bir şapkayı seçmiştir. Aşağıda her bir şapkayı seçen öğrenci sayıları verilmiş. Bu arada sınıf mevcutlarını bulalım mı arkadaşlar? Şimdi bunların hepsini toplayıp neye böleceğiz biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya böleceğiz. Haydi yapalım. 27, 26, 29, 32, 29, 32, 25, bir de 23. Toplayalım bakalım. 6, 7, 13, 9 daha 22, 2 daha 24, 5 daha 29, 3 daha 32. Elde var 3. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 3 elde 16. 162 kişi. Biz bunu neye böleceğiz? 6'ya böleceğiz. 6'ya bölersek 2 kere 6, 12 çıkarttım. 42, 6 kere 7, 42. Bunlar işte bütün sınıfların eşitti ya. Sınıf mevcudu. Mevcudu. D sınıfından rastgele seçilen bir öğrencinin iyimser düşünceye sahip olma olasılığı 3'te 1'miş. Şimdi bu 27'nin 3'te 1'ini bulalım hemen. 27 bölü 3 eşittir. 9 kişi iyimser o zaman. İyimser. E geriye ne kaldı? Geriye 18 kişi kaldı. D sınıfında tarafsız, kötümser ve serin kan düşünce şapkaların seçimlerin toplam sayısı. Şuraya tarafsız, tarafsız. Neydi? Kötümser, serin kanlı. Kötümser, serin kanlı. Bir de serin kanlı. İşte bunların sayısı diğer yenilikçinin yenilikçinin Neymiş? 3 katıymış. Birisi x, birisine 3x dedik. Geriye de duygusal kaldı. Şimdi bu 18 kişi 4'ün katı bir sayıdan kalanlardır. Şimdi 4'ün katlarını düşün. 4, 8, 12, 16 olabilir. Şimdi 16 kişi olsaydı hani 3x, 1x daha 4x yapıyor ya. Geriye kaç kişi kalırdı? 2. Yalnız 2 şıklarda bile yok. O zaman 16 değil. Biz bu 4x'e 12 desek geriye kaç kişi kalırdı? 18 olması için. 6 kişi. Zaten olabilir diyor bakın. O zaman 6 kişi olabilir. O dördün katını buraya bölüştürürüz. 12 eşittir 4 x'e. Hadi 10 da bu hatta. 12 eşittir 4 x'e. x burada ne gelir? 3. 3 kişi yenilikçi. 3 kere 3. 9 kişi de. Aha bunlar. 9 kişi de budur deriz yani. Birinci görselde yapılmakta olan bir tele, telekonferans görüşmesi sırasında ekranın Aralarında boşluk olmayan dikdörtgen biçimindeki 12 eş bölgeye ayır, e, ayırdı. Ancak bu bölgenin ikisinde bulunması gereken kişilerde bağlantı kurulamada görülmektedir. İkinci görselde yapılmakta olan başka bir tele, telekonferans görüşmesi sırasında aynı ekranın aralarda boşluklar olan dikdörtgen biçiminde 4 eş bölgeye ayrıldı. Ancak bu bölgenin bir, birinde bulunması gereken kişiye bağlantı kurulamada görülmektedir. Buna göre birinci görselde Bağlantı kurulamayan kişiler için ayrılan bölgelerin alanları toplamı yani burayla buranın toplamı toplamı. İkinci görselde bağlantı kurulamayan kişi için ayrılan bölgenin bölgenin alanı arasındaki fark santimetre karecisinden nedir diyor. Yani orayla buranın farkını soruyor. Şimdi bunu herhangi birisinin alanını bulalım. Şimdi bu şeklin şu kenarı bu 3x artı 6'nın 3'te biri. 3x artı 6'yı biz 3 parantezine alırsak x artı 2 olur. Evet daha sonra bunu 3 parçaya böleceksem bölü 3 derim. Aha bunlar gider. Bu kenar x artı 2'dir. Şimdi biz şu uzun kenarı da 4'e böleceğiz bir kenar bulmak için. O uzun kenarımız neydi? 4y artı 12 idi. Hemen ne diyelim şu uzun kenar için? 4 y artı 12'yi öncelikle bir 4 parantezine alalım. y artı 3 olsun. Sonradan da 4 parçaya bölelim ki bir kenarı bulalım. Bu kenarda neymiş? y artı 3'müş. İşte bundan kaç tane var? Bu alandan 2 tane var yalnız. Hadi o alanların toplamını bulalım. 2 çarpı y artı 3 çarpı x artı 2 Çarpalım ondan sonra. x y artı 2 y artı 3x artı 6. Bir de bunu 2 ile çarpacağız. 2xy artı 4y artı 6x artı 12 yaptı. Bu 2 tane küçük karenin alanları toplamı. Şimdi diğerine bakalım. Tamam buranın neydi arkadaşlar? 3x artı 6 idi. 3x artı 6'dan x artı 2'yi çıkartalım. 3x artı 6 eksi x eksi 2. Aha, burayı çıkartıp 2'ye böleceğiz. O da ne olur? 2x artı 4. Biz bunu 2'ye böleceğiz. Önceki parantezini alalım öyle bölelim. x artı 2 bölü 2. Bakın bölersek ne oldu? Bu kenar şekli çıkartayım dışarıya sizin için. Şöyle burası x artı 2 oldu. Şimdi biz şu kenarı bulacağız. O kenarı bulmamak için ne yaparız? 4y artı 12'den biz buradaki 2y'yi çıkartırız. Çıkartalım. 4y artı 12 eksi 2y. Ne oldu? 2y artı 12 oldu. Yalnız bunu da iki parçaya bölüyoruz gördüğünüz gibi. 2 parantezin alalım. Y artı 6 yapar. 2 parçaya da bölersem, y artı 6 kalır. İşte buranın alanını bulacağız. Bulalım hadi. Ne olur? Y artı 6 çarpı x artı 2 olur çarpalım. Xy artı 2y artı 6x artı 12 olur. İşte bunların ikisinin arasındaki farkı soruyor. Yazalım bakalım. 2 x y artı 4 y artı 6 x artı 12. Şimdi ikinciyi çıkartıyorum. Eksi x y eksi 2 y eksi 6 x eksi 12. 12'ler birbirini götürdü. 2 x y'den x y çıkarsa bir tane x y kalır. 4 y'den 2 y çıkarsa 2 y kalır. 6 x'den de 6 x çıkarsa hiçbir şey kalmaz. İşte şıklarda bu lazım. Yalnız bunu istersek ortak çarpan parçasını alabiliriz. Misal bunun ikisinde ortak olan ne var? Y. Y'yi dışarı alırsam ne kalır? X ve artı 2 kalır. Y çarpı X artı 2. Yani cevabımız A şıkkı olur. Aşağıda dikdörtgen biçimde bir tabela görseli verilmiştir. İçindeki afişin kapladığı alanı soruyor. Şimdi normalde kenarlarla birlikte 3x. 3 buradan 3 de buradan çıkarsa ne olur? 3x eksi 6 olur. Neresi? Aha da gösterdim çizdiğim yer. Şimdi normalde şu kenarı bulacağım şimdi de. Bu kenar normalde 3x'ten şuradaki x'in çıkartılmış hali. Ne olur o zaman burası? Burası 2x olur. 2x'ten bir 3 çıkartacağım bir de 1 çıkartacağım. Yani 2x'ten 4 çıkartacağım. Çarpı 2x eksi 4. Şimdi ilk parantez için 3 parantezini alırsam ne olur? x ve eksi 2 kalır. Burayı da ben iki parantezin alırsam ne olur? Yine x ve eksi 2 kalır. 3 kere 2 6'dır. Ve x eksi 2'nin ne olur? Karesi olur. Çünkü 2 defa var. Şıklarda bunu bulacağız. Bir kere c ile d gider otomatik. x eksi 2'nin karesi şu değil midir? Birincinin karesi eksi. Birinci ile ikinci çarpımının 2 iki katı yani 4x. Artı ikincinin karesi 4. x kare x 4x artı 4. Bir de ne olacak? 6 ile çarpılacak. Cevap Adana'dır. Bir içecek makinesindeki tüm içeceklere farklı birer numara verilmiştir. Bu makineden istenen içecek numarası tuşlanarak alınmaktadır. Bu makineden birer içecek almak isteyen Erdem, 2 tane asal çarpanı olan, Ayşe ise 3 tane asal çarpanı olan numarayı tuşlamıştır. Erdem ve Ayşe'nin makineden aldıkları içeceklerle ilgili kaç farklı olasılık durum vardır? O zaman bir tane asal çarpanı olanları sileceğiz. Misal 11'in bir tane asal çarpanı vardır. 13'ün yani asal sayılar bir silelim içinden. 23 gider. 31 gider. 41 gider. Asalları siliyoruz. Çünkü bir asal çarpanı var. 43 gider. 53 gitti. Şimdi bir sayının tam kuvveti olanını çıkartalım. Misal 32 2'nin 5. kuvvettir. Bir tane asal çarpanı var. O yüzden gider. Şimdi 2 ve 3 asal çarpanlarına bakalım. Öncelikle 2 asal çarpanı olan. Misal 12'de asal çarpanlar sadece 2 ve 3 vardır. 14'te 2 ve 7 vardır. 21'de 3 ve 7 vardır. 22'de 2 ve 11 vardır. 24'te 2 ile 3 vardır. 33'te 3 ile 11 vardır. 34'te 2 ile 17 vardır. 44'te 2 ve 11 vardır. Yani hani 2'nin karesi ama asal çarpanı 2. Onu demek istiyoruz. Mesela 51'de de 3 ile 17 vardır. 52'de de yine 2 ile 4 ile 13'ün çarpımı olduğu için 2 ile 13 var. 54'te yine 2 ve 3 çarpanları vardır. Bunlar Erdem için çünkü iki tane asal çarpanı olan Erdem seçiyordu. Bir de Ayşe 3 asal çarpanı. Ayşe için de yapalım. Hatta bunların yanlarına Erdem de yazabilirsiniz. E E E. Devamında siz yazabilirsiniz ama zaten. Erdem ee, ve Ayşe'nin makine altı içi kaç var? Olası durum var diyor. Toplamını soruyor yani bize. Misal 42 6 kere 7 ya. 6 da 2 ile 3 demek. 2, 3 ve 7 asal. 3 tane asal çarpanı var. Misal bu tam Ayşe'lik. Şimdi olası durumları toplayacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir de burada var 11. Bir de burada var 12. 12 tane çıkıyor. Cevap 11 diyor. Acaba nerede hata yaptık? Siz bulun bakayım. 10 kişilik bir arkadaş grubu bir kafeye gidiyor. Her bir aşağıdaki menüde fiyatları yazan içeriklerden bir tane sipariş ediyor ve siparişleri 116 TL tutuyor. 10 kişiden 4'ü meyve suyu, ikisi limonata, biri gazoz. Diğerleri ise soda ya da ayran içmiştir. Bütün içecekleri özdeş cam bardaklarda servis yapan garson Boş bardakları toplarken birini kırmıştır. Garsonun kırdığı bardak ile ayıran içmiş olma olasılığı nedir? Şimdi bir kere tüm bardaklarımız 10 tane. 10 tane kesin. Biz şimdi ayıranın olasılığına bakacağız. 4 meyve suyu ne tutar? 4 çarpı 12. 4 çarpı 12 eşittir 48 lira o tutar. 2 limonata 2 çarpı 15. 2 çarpı 15 de 30 lira tutar. 1 gazoz 10 lira. Onu da toplayalım bakalım. 1 çarpı 10 diyeyim yine de şuraya. 8 88 lira tuttu. Biz şu 116 liradan 116 liradan şu 88 liraya çıkartalım. 16'dan 8 çıktı 8 ve 2 0. 28 lira tutmuş. Bu 28 lira dediğimiz soda ya da ayran. Şimdi 28 lirayı ne yaparız? 2 ayran 2 ayran ve 1 soda ile yapabiliriz. 2 ayran 2 çarpı 10 artı soda da nedir? 1 çarpı 8. Yani ayranımız kaç taneymiş? 2 taneymiş. Sadeleştirdiğimizde ne olur? Bu olasılığımız 1 bölü 5. Yani burs olur. Ali kardeşinin doğum günü için aşağıdaki gibi süslem hazırlamış ve odasının duvarına asmıştır. Beşer kareden oluşan bu süslemenin her birinde en üstteki karen alanı şu olup yukarıdan aşağıya doğru karelerin kenar birer santim azalmaktadır. Bu süslemede kullanılan en küçük karenlerden birinin alanı santimetre kare cinsinden hangisiyle özdeştir diyor. Şimdi bu neyin karesi arkadaşlar? Bu hatırlayın 4x kare 2x'in karesi bu da 9 da 3'ün karesi o zaman bu en büyük olan nedir? 2x artı 3'ün karesi. Bu da ne demek oluyor? Bir kenarım 2x artı 3. Sonra 1 santim azalt 2x artı 2. Bir daha azalt 2x artı 1. Bir daha azalt 2x. Hani 1 gitti. En son kare de 2x eksi 1 olur. E karenin alan diyorsa bu 2x eksi 1'i ne yapacağız? Karesini alacağız. 4x kare eksi 4x artı 1 olur. 4x kare eksi 4x artı 1 Bursa'dır. Aşağıda internet üzerinde alışveriş yapan bir sitede satılan 3 farklı marka kalemin satış fiyatı verilmiş. Duru bu kalemlerden toplamda 10 tane satın almış. Duru satın aldığı kalemler arasında rastgele seçilen bir kalemin A marka olma olasılığı B marka olma olasılığından fazla C marka olma olasılığından daha azdır. Yani A'nın olasılığı B'den fazla, C'den azsa sayıları diyelim. Sayıları bu şekildedir. C en fazla, A ortancı, B de az. A marka neydi? 12 liraydı. C marka 15 liraydı. B marka da 10 liraydı. Şimdi biz az para ödemek istiyorsak şu ucuzdan çok alırız. Pahalıdan az almaya çalışırız bu 10 kalemi tamamlarken. E ne olacak o zaman sayılar birbirlerine yakın alacağız. Misal 3, 4, 5 desem hani sayı olarak topladığımda 10'u geçiyor. 10 tane olacak. Birazcık azaltalım. 2 desek, 3 desek. Buraya 4 dediğimizde olmuyor. O zaman buraya yine bir 5 diyelim ki sayımız 10 olsun. E ne oldu şimdi? 5 tane 15. 5 çarpı 15 artı 3 tane 12 artı 2 tane de 10 oldu. Burası 75 yaptı. Burası 36. Burası da 20. Toplayalım şimdi 75, 36 ve 20'yi. 11'in biri elde var. 1, 7, 3, 10, 12, bir de elde 13. 131 lira para öder. Aşağıda dikdörtgenler prizması biçimde 3 parçada oluşan bir kabinin açık ve kapalı durumdaki görünümleri verilmiştir. Bu kabinin iki küçük parçası birbirine paralel, büyük parçası ise küçük parçalar dik konumda olacak şekilde açılmaktadır. Buna göre kabinlerin yerleştirdiği iki duvar arasında kalan dikdörtgen biçimdeki karşı duvarın Desimetre kare cinsinden yüzey alanla veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şuranın yüksekliği bir kere 3x'miş. 3x'ten sonra bir de ne var? 12. Yani bizim duvarımızın şurası 12 aşağısı da 3x toplarsam ne oldu? Dikdörtgen çizeyim adresinin için. Şurası 3x artı 12 oldu. Şimdi yataylara bakalım. Şurası 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ve de 1. Şimdi iç kısımlar neydi? 2x, 2x, 2x ve de 2x. Kaç tane 2x var? 4 tane. 8x yapar. Birler kaç tane? 2, 4, 6, 8 tane. 8x artı 8. Şimdi burayı bir 8 parantezine alsam ne olur? x artı 1. Şimdi şurayı da ben bir 3 parantezine alsam çarpı 3. x artı 4 olur. 3 kere 8 24'ü dışarıya alayım. Daha sonra şuraları çarpayım. X çarpı X X kare artı 4 kere X 4 X artı 1 kere X X artı 1 kere 4 4. Biraz daha toparlayalım bunu. 24 X kare 4 X 1 X daha 5 X bir de artı 4 var. Şimdi bunun aynısını şıklardan bulacağız. Şıklarda A bizim yaptığımızdan aynı. Aşağıda bir matematik öğretmenin geliştirdiği bir yazılım giriş sayfası verilmiş. Demiş ki aşağıdaki karakül ifadeler arasından kök 50 ile çarpımın sonucu bir doğal sayı eşit olanlardan birini işaretleyiz. Kök 50 nedir arkadaşlar? 25 çarpı 2'den yani 5 kök 2'dir. 5 kök 2 ile ben yine kök 2'li bir sayı çarparsam kök dışına çıkar tamamen. Kök içleri aynı olursa çarpılınca kök dışına çıkıyordu. Biz kök ikilileri seçeceğiz. Mesela kök 12 4 çarpı 3 olduğu için 2 kök 3'tür olmaz. 242 121 çarpı 2 olduğu için 11 kök 2 olur. Bu olur işte. 216 36 ile 6'nın çarpımıdır. 6 kök 6 yapar. Bu da olmaz. 250 25 çarpı 10'dur. Yani 5 kök 10'dur. Bu da olmaz. 98 nedir? 49 da 2'nin çarpımı. Yani bu 7 kök 2'dir. Bu olur. 180 36 çarpı 5'tir. Yani 6 kök 5'tir. Bu da olmaz. 162 81 ile 2'nin çarpı. Bak bu güzel. 9 kök 2'dir. İşte bu da olur. 192 neyle neyin çarpımı acaba? Bilemeyi verdim. Çekek çizgiyi 2'ye böldüm. 96 2'ye böldüm. 48 2'ye böldüm. 24 2'ye böldüm. 12 2'ye böldüm. 6 2'ye böldüm. 3 3'e böldüm. 1 2 çıktı 2 çıktı 2 çıktı. Ha, 8 kök 3'müş. Bu da olmaz o zaman. Bu yazılıma giriş yapabilmek için ekranda görülen soruyu doğru cevaplamak gerekmektedir. Bu yazılıma giriş yapmak için kuzey karakök ifadelerden bir rastgele birini seçip işaretlemiştir. Buna göre kuzeyin vermiş olduğu bu cevap ile yazılıma giriş yapabilmiş olması olasılığı nedir diyor. Şimdi biz kaç tanesini yuvarlak için aldık? 3 tanesini toplam kaç taneydi? 8 o zaman cevap 3 bölü 8 olasılıklı olur. Aras şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki boş meyve suyu kutusunu geniş yüzeylerden bastırarak şekil 2'deki hale getirmiştir. Buna göre meyve suyu kutusunun şekil 2'deki halinde dikdörtgen biçimindeki ön yüzünün santimetre kare cinsinden alanı açlayıcı bir sıfırdan hangisiyle özdeştir diyor. Şimdi bizim şurası neydi? X'ti. 2 buradan 2 buradan geldi. X artı 4 oldu. Çarpı. Bizim uzun kenarımız neydi? 2X'ti. 2 oradan 2 oradan geldi. Burası da 2X artı 4 oldu. Hatta ben şurayı nasıl bir parantezine alabilirim? İki parantezine alabilirim. İki parantezine alsam ne olur? X artı 2 olur. O 2'yi başa aldığımızı farz edelim. Ne oldu? X artı 4 çarpı X artı 2. İçeri çarpacağız şimdi. Bir kere 2 ile ne olacak? Şu 4'ler bir gitsin. 2 dursun. X kare artı 2X artı 4X artı 8. Toparlarsak X kare artı 6X artı 8 olur. Cevabımız Bursa'dır. Sadece bire ve kendisine bölünen sayılar asal sayılar denir biliyorsunuz. Olasılık tanımında biliyorsunuz. Aşırı kutuda renkler dışında özdeş 20'şer tane sarı mavi yeşil renkli yapboz parçaları varmış. Duru bu kutudan 20 tane yapboz parçası alıp bir yapı oluşturmuştur. Duru'nun oluşturduğu bu yapıdaki sarı mavi yeşil renkli yapboz parçaların sayıları farklı asal sayılardır. Şimdi 3 tane asal sayının toplamı 20 yapacak. Şimdi biz biraz asal sayıları bir yazalım sizinle birlikte. Ne yazalım? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Şimdi 3 tane farklı renkten 3 tane asal sayı toplamı 20 yapacak. Çünkü biz 20 tane yapı seçip yap oluşturmuştuk. 19'u seçemem. Niye? Çünkü kalan ikisinin toplamı 1 yapar. Olmaz. 17'yi seçemem. Kalan ikisinin toplamı 3 yapacak. Diğer asallardan 2 tanesi toplanınca 3 yapamam. Ama misal 13 tanesini seçmiş olsam geriye ne kalır? Geriye 20 eksi 13'ten 7 kalır. İşte bu 7 tane birisinden 5 tane birisinden 2 tane almış olabilirim. Heh. O zaman bizim 20, tane 20 tane yeşilden 13 tanesi giderse 20 eksi 13 eşittir 7 yeşil kaldı. Peki kutuda toplam kaç tane kaldı? 60 taneydi 20'şer tane. Bunun 20'si çıktı. 40 tane kalmıştı. Kalmıştı. İçinde kaç tane var? 7 tane yeşil. En az olasılığımız 7 bölü 40 olur. Düz bir rafın üzerine 5 tane vazo özdeşmiş. Aşağıdaki gibi eşit aralıklarla biçimde aynı doğrultuda dizilmiştir. Kare prizma biçimindeki bu vazoların dikdörtgen biçimindeki yüzeylerinin alanları 16x kare eksi 9 santimetre karedir. Yani bu yüzeyin alanı oysa hemen bunu iki kare farkından açı verin arkadaşlar. Ne olur? 4x eksi 3 ile 4x artı 3'ün çarpımıdır. Yani burası 4x artı 3 ise şu kısa kenarımızda demek ki 4x eksi 3'müş. Okumaya devam edelim. Vazlorun biri rafın en sonunda bir ise en sağda durduğunda göre bu rafın santimetre cinsinden uzunluğu açtakilerden hangisiyle özdeştir diyor. Şimdi bu 4x eksi 3'ten kaç tane var? 5 tane var. 5 tane 4x eksi 3. Ve aradaki mesafeleri de katalım. Kaç tane? 4 tane. Ne var? x kare artı 10 var. İşte bu toplam mesafe oluyor. 5 vazonun 4'te aranın toplamı. Dağıtıyorum. 4 kere 5 20x eksi 15. Artı 4x kare artı 40. 4x kareyi başa yazayım. 20x'in de benzeri yok onu da yazalım. 40'tan 15 çıkarsa A artı 25'i de yazdım. Şimdi bu 4x kare 2x'in karesi. 25 de 5'in karesi. Bunda bunun çarpımının iki katı ortayı da veriyor. O zaman bu nedir? Bir tam karedir. Tam kare ifadedir ve de 2x artı 5'in karesini yazmışlardır. Cevap bursa olur. Şekil 1'de köşelere A, B, C, D dörtgen şeklinde sarı renkli karton üzerine konulan kare biçimdeki mavi ka renkli karton gösterilmiş. Şimdi burası 3x artı 3'müş. Burası da 3x artı 3'müş. Yani şu kenarımız 3x artı 3. Bize diyor ki burada sarı renkli bölgenin alanını soruyor. Onun için bizim uzun kenarı bulabilmemiz lazım. Şimdi şurası 3x artı 3. Burası da 3x artı 3. Biz şu arayı bulsak bize yeter. Orası da 3x artı 3'ten 12'nin çıkmış halidir. Hemencik 3x artı 3'ten bir 12'yi çıkartalım. 3x eksi 9 oldu. Yani burası neymiş? 3x eksi 9'muş. Toparlayalım şimdi. 3x artı 3 artı 3x eksi 9 artı 3x artı 3. Bunları toparlarsak ne oldu burası? 9x, 9x eksi 3 oldu. Burayı da bir 3 parantezine alsam ne olur? 3x eksi 1 olur. Şimdi ben bunu neyi çarpacağım? Şurayı da bir 3 parantezine alayım. 3 çarpı x artı 1'i çarpacağım. Neyse şu dışarıda 9 dursun. İçeriden halledeyim. 3x kare artı 3x eksi x eksi 1. Biraz daha toparlayayım. 9 3x kare artı 2x eksi 1 oldu. Dağıtırsam da 27x kare artı 18x eksi 9 olur. Şimdi bizim mavi bölgemiz neydi? 3x artı 3 ile 3x artı 3'ün çarpımı. Yani 3x artı 3'ün karesiydi. Hadi onu da yapayım. 3x artı 3'ün sizin için karesini bulayım. 9x kare artı. Bununla bunun çarpımının iki katı 18x. Sonra bir de ne var? Artı 9'u çıkartacağız. Yani eksi 9x kare eksi 18x eksi 9 oldu. Şimdi 27x kareden 9x kare çıkarsa ne kaldı? 18x kare. 18x'ten 18x çıkarsa hiçbir şey kalmaz. Eksi 9, eksi 9 daha da eksi 18 olur. Şimdi bunların arasında ne var? 18 ortaklığı var. 18'i çıkartırsam x kare eksi 1 kalır. Cevap Bursa olur yani. Aşağıdaki şekilde bir dergin iç sayfa tasarımında kullanılan dikdörtgen şekli ABC reklam alanlarının ebatları gösterilmektedir. Dergide reklam ücreti reklam alanlarıyla orantılı olarak belirlenmiştir. A bölgesinin reklam ücreti B bölgesinin reklam ücretinden 25 lira fazla olduğuna göre C bölgesinin reklam ücreti kaçtadır? Şimdi A bölgesinden B bölgesinin alanını çıkartalım. Şimdi A bölgesinin alanı x çarpı 2x artı 10'dan biz neyi çıkartacağız? x artı 5 çarpı x artı 5'i çıkartacağız. Şurayı bir 2 parantezine alsam ya da dağıtayım direkt. 2x kare artı 10x'den eksi diyelim x kare artı 5x 5x daha 10x artı 25 yapar. 2x kare artı 10x eksi x kare eksi 10x eksi 25. 10x'ler gitti. 2x kareden x kare çıkartırsam ne olur? x kare eksi 25 kaldı. İşte bu 25 liraymış. Şimdi şu alanı soruyor bana. Bu alan kaç para tutar? Hemen şurayı bir 4 parantezine alsam x eksi 5 olur. Burayla burayı çarpacağız şimdi. 4 çarpı x eksi 5 çarpı x artı 5. E zaten burası da x kare eksi 25'in açılımı değil midir? 4 çarpı x kare eksi 25. E biz bulduk zaten x kare eksi 25'i. 25 liraymış burası. 4 kere 25'te ne yapar? 100 lira para tutar. Gamze kare biçimindeki kağıda şekil 1'deki gibi çarpan çapları karenin kenarlarına paralel olarak çizilmiş 4 eş yarım daireyi kesikli çizgilerle gösteren yerlerden keserek şekil 2'deki çiçek modelleri diyor. Şekil 2'deki çiçek modelinin bir yüzünün alanı 6x kare artı 24x artı 24 santimetre kareymiş. Bu çiçekte 4 tane yarım var. 4 tane yarım ne yapar? 2 tane tam daire yapar. 2 tam dairenin alanı. Zaten birisinin alanı pi r kareymiş. 2 tam dairenin alanı ne olur? 2 pi r kare yapar. E pi'miz zaten 3 alınız diyor. 2 kere 3 6 r kare eşitmiş. İşte bu alana. 6x kare artı 24x artı 24. 6x kare artı 24x artı 24. Şimdi arkadaşlar biz burayı bir 6 parantezine alalım. 6r kare eşittir. 6 parantezine aldığında burada x kare kalır. Burada 24 6 çarpı 4 olduğu için 6 dışarı çıkınca 4x kalır. Bu da yine 6 çarpı 4 olduğu için artı 4 orada da kalır. Şimdi her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde biz r karemiz bu olur. Bu neyin karesi peki? Bu bildiğimiz bizim x artı 2'nin karesinin açılımı. R kare oysa şayet R dediğimiz şey x artı 2'dir. Evet R dediğimiz şey işte şurası. Burası neymiş? x artı 2'ymiş. Burada kaç tane var bundan? 1, 2, 3, 4 tane var. Çünkü 4 tane yarı çap var burada. Ne olur uzunluğumuz o zaman? 4x artı 8 olur. E kare bu zaten. 4x artı 8 ile 4x artı 8'in çarpımını alacağız. 4x artı 8'in gelin şurada bir karesini alalım. Birincinin karesi 16x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. 4 kere 8 32. 2 katı 64x artı ikincinin karesi 64. Cevabımız D olur. Aşağıdaki görselde verilen 8 sarı, 8 mavi, 8 kırmızı renkli kalem karıştırarak 1 ve 2 numaralı kalemliklere eşit sayıda rastgele dağıtılmıştır. Yani 8, 16, 24, 12 buna, 12 de buna atacağız. Her iki kalemlikten de rastgele çekilen bir kalemin sarı renkli olma olasılıkları birbirine eşittir. Sarı 8 taneydi, 4'ü bir yere, 4'ü bir yere gitmiş. O zaman hemen şuraya yazalım. 4 sarı, 4 sarı var. Bir numaralı kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin mavi renkli olma olasılığı iki numaralı kalemde rastgele çekilen bir kalem mavi renkli olma olasılığından büyüktür. Bir numarada mavi daha çokmuş o zaman. Unutmayalım. İki numaralı kalemde rastgele çekilen bir e, kalemin kırmızı renkli olma olasılığı en az kaçtır? İki numaralı kalemlikte biz kırmızının az olmasını istiyorsak oraya mavi çok atmamız lazım. Çok atacağız ama ne demişti bize? Bir numaralı karimlikten çekilen mavi renk olma olasılığı iki numaradan daha fazla. Yani ben buraya en fazla 3 mavi atabilirim. Çünkü burası daha fazla olması lazım. 5 mavi dedim. Buranın 12 olması lazımdı. 7 tane attık. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane. Biz buraya işte kalan 5 kırmızıyı buraya atmak zorunda kalıyoruz. E, o zaman istenen olasılık 5. Tüm olasılık 12. Cevabımız 5012 olur. Bir sınıftaki öğrencilerin tamamı teknoloji tasarım dersinde her grupta eşit sayıda öğrenci ve en az iki kız olacak şekilde iki gruba ayrılacaktır. Birinci gruptan seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 3 bölü 4. ikinci gruptan seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 7 bölü 8'dir. İkinci cümleye dikkat. Erkek olma olasılığı 7 bölü 8 ise kız olma olasılığı 1 bölü 8'dir. Ama biz ne dedik? En az iki kız olacak. bir kız olamaz. Burayı bir 2 ile genişletelim. 2 bölü 16 olur. Şimdi 16 sınıf mevcududur o zaman. Hani en az iki kız olacaktı ya. O zaman biz burayı da 16 yapmamız lazım. Burayı da 4 ile çarpak. Burayı da 4 ile çarpak. 3 kere 4 12. 4 kere 4 16. Bu kız olma olasılığıydı. O zaman kızlarımız burada ne olur? En az 12 olur. 2 de öbür tarafta vardı. O zaman 14 tane en az kız vardır deriz. Kare şeklinde aynanın üzerine birbiriyle eş 4 tane daire şeklinde spot aydınlatma lambası takılmıştır. Her bir lambanın yarıçapı x bölü 2. Yarıçapı x bölü 2 ise çapı ne olur arkadaşlar? x bölü 2 ile 2'yi çarparsanız çünkü 2 tane yarıçap var. Her birinin şu çapı yani burası x kadar oldu. Nokta 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 dersen işte burası ne olur? x. Aynı şekilde burası ne olur? x. Bunun arasındaki uzaklığı soruyor. Bakın burada. Alanı bu ise bu bir şeyin karesidir. Hemen bir bakalım. Bu 3x'in karesi. Burası da 5'in karesi. Bunda bunun çarpımının 2 katı ortayı veriyorsa tam karedir. Ve neyin karesidir? 3x artı 5'in karesidir. Bu uzunluğumuz neymiş bizim? 3x artı 5. E 2 tane x'i çıkartırsam ne kalır araya? x artı 5 kalır. Cevabımız da Adana olur. Bir bilgisayar oyununda para birimi olarak mat kullanmaktadır. Bu oyunda mat para birimine ait para çeşitleri aşağıda verilmiştir. Bu para çeşitlerinin değerlerin değerleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Tam kare özdeşliği belirtilen cebirsel ifadeler 100 mat. Misal birincisi tam kareye benziyor. X'in karesi 3'ün karesi çarpımını iki katı ortaya veriyor. Bu X eksi 3'ün karesinin açılımı. Hemen üzerinde yazalım bu tam kare. Tam kare. E parası ne peki bunun o zaman? Bu 100 mat lira yapıyor. İki kare farkı özdeşliği olan e, belirten cebir 200 mat. Mesela ikinci de iki kare farkı. X eksi 5 ile X artı 5'in çarpımıdır bu. İki kare farkı. Farkı. Bu da neymiş? 200 matmış. Diğer cebirsel ifadeler ifadeleri ise katsayılar toplamı kadar mat değerine sahiptir. Bunun katsayıları 3, eksi 5 ve de 4. Kat toplarsam 3, 4 daha 7, 5 çıkart. 2 mat değerinde. Bunun ise 1 ve 2 toplarsam bu da 3 mat değerinde. Buna göre bilgisayar önünde 914 mat değerinde ürünü almak isteyen bir kişi bu paralarda en az kaç tanesiyle bu ürünü hiç para üstü almadan satın alabilir. Bir kere 900'e ulaşmak istiyorsam 200'lükten tam 4 tane kullanırım. 800 yaptı. Yüzlükten bir tane kullanırım. Etti 900. Şimdi biz 14'e odaklanacağız. 4 tane bundan 12 yapar. Bir tane de bundan kullansak yeter. Yani artı 2 çarpı 1. Şu 1'i de büyük yazayım ki onlar tane. Artı 3 çarpı 4 tane dedik. E para olarak 4 tane birinden, 1 tane birinden, 1 tane birinden, 4 tane birinden toplarsam 10 paraya o işi hallediyorum. 62. soruda bize olasılığın tanımı yapmış. Oraya geçelim. Şekil 1'deki yapbozda köşelerde bulunan parçaların iki kenarı kenarlarda bulunan diğer parçalar ise bir kenarı düzdür. Ortada kalan parçalar ise düz kenarı yoktur. Eda Eda Beren şekil birdeki 20 parçadan oluşan yapbozun bir parçasını kaybetmiştir. Elinde kalan parçaların bir kısmını şekildeki gibi birleştirmiştir. Buna göre yapbozun kaybolan parçasının tek kenarı düz olan bir parça olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar kalan parça kaç tane burada? 3 burada var. 5 de burada var. 15. Paydamız bir kere 15. Şimdi tek kenar düz olacaksa bakın burasının tek kenarı düz. Burasının tek kenarı. Şuranın, şuranın ve de şuranın tek kenarı düz. Bir de karşıda şunların tek kenarı düz. Kaç oldu? 2, 4, 3 daha 7. 7 tanesinin tek kenarı düz. Olasılık o zaman 7 bölü 15'tir. Çünkü bakın şuraları niye demedim biliyor musunuz? Bunun iki kenarı, bunun da yine iki kenarı düz olduğu için onları almadık. Bir sonraki videomuz inşallah doğrusal denklemler ve eşitsizliklerden gelecek. En kısa zamanda görüşmek üzere sevgiler. Bye.